Herkese merhabalar. Uzun zamandır bir an önce yapsam da kenarda köşede duracağına bir işe yarasın diye düşündüğüm kaşık bıçak dolabımdan artık bir şeyler üretme vakti gelmişti. Ben de güzel bir şey çıkardığımı düşünüyorum ortaya. Umarım siz de beğenirsiniz. Biraz değişik bir şey olsun istedim. Herkes bir takım şeyler yapıyor, görüyoruz, inceliyoruz ya da önümüze çıkıyor. Baktıysanız birkaç yere de çok güzel şeyler olan da var ama genelde hep aynı tarzı yapıyorlardı. Ben biraz daha farklı ürünler kullanarak farklı şeyler yapmak istedim. O yüzden çıkan sonuçtan ben memnunum açıkçası. Önce çekmecelerden başladım. Çekmeceleri boyadım. İçlerini, dışlarını. Bunun için Sadens'in küf yeşili boyasını kullandım ben. Çok hoşuma gidiyordu bu renk. Çok da güzel olacağını düşünüyordum. Üstünde cam var biliyorsunuz. Camı da bu gördüğünüz ürünle ayna spreyi olur kendisi. Onunla bir güzel spreyledim. Birazdan göreceksiniz zaten. Ve aynaya dönüştürdüm. Bir çekmecemin kenarlarını boyamıştım. Hani kuruduğunda nasıl duruyor hem siz görmüş olun diye. Bir tanesini de boyarken şimdi ben size göstereceğim. Onun için fırçamı, plastik kabımı çok az suyla açıyorum ilk katlarını boyarken. Daha rahat oluyor ilk katı. Hem de boyayı biraz açmış oluyoruz. Direkt boya sürmek istiyorum diyen varsa onu da yapabilir. Herhangi bir şey yok burada. Ama biraz sulandırarak kullanmak hem daha tasarruflu oluyor. Hem de ilk katta daha rahat çabuk kurumasını ve daha ikinci katların daha iyi kapanmasını sağlayabiliyor. Suyumu döktüm biraz. Çok az döküyoruz zaten. Şimdi biraz boyamı açtırayım. Gördüğünüz gibi boyandığında çok güzel bir renk oluyor. Küf yeşili. Şu çekmecelerimin kulplarını, kendi kulplarını çıkarttım. Onlara yeni kulp aldım. Birazdan göreceğiz zaten. Her şeyini değiştirdim yani. Gördüğünüz gibi kahve tonunda bir çekmece. Çoğumuzda aynı şekilde, aynı tarz var zaten. Sadece markaları değişiyor sanırım. Bu şekilde kenarlardan başladım. Sağ sol yapsam da fırça izi kalmamasına, tek yönde fırçalamaya özen gösterdim. İki yönlü de yapsanız sağlı sollu fırçalarken. Mümkün olduğunca yukarıdan aşağıya çekip çok fazla fırça izi bırakmamaya çalışırsanız daha güzel sonuçlar alırsınız. Tabii masamı da boyamamak için ki her yeri boyandığı için artık ona da bir boya gerekiyor yakın zamanda. Diğer çekmecenin içine yerleştiriyorum. Herhangi bir yerinden masaya bulaşmasın diye. Diğer köşesini de boyuyorum. Gördüğünüz gibi yukarı aşağıya yaptığımda da mümkün olduğunca yarısından değil yukarıdan aşağıya doğru fırçayı çekerek gördüğünüz gibi fırça izi bırakmamaya özen gösteriyorum ben de. Tabii ben çekmece kenarlarını boyayana kadar akşam olmuş oldu. Gördüğünüz gibi. İçlerini de boyadım. İçlerinin boyanmış halini de size göstermek istedim. Kenarları kuruduktan sonra içine geçtim.
Siz isterseniz önce içini boyayın, sonra kenarlarını. Evet, artık iyice hava karardı, akşam oldu. Ama ben boya işini bitireyim ki yarına kadar kurumuş olsun diye düşünüyorum. O yüzden üst kısmı da boyayacağım. Camın ortasına bir bez koydum çünkü yukarıdan kameranın ışığı vuruyor. Sizin görmeniz de zorlaştırır. Kenarlarına bant çekiyorum, camın kenarlarına. Kağıt bant var. Çok fazla kullanıyoruz bu işler için. Daha rahat yırtılması ve ayrılması. Siz de kağıt bant kullanırsanız çok rahat edersiniz bu tarz işlerde. Makas vesaire gerekmiyor. Hemen elinizde koparabiliyorsunuz. Dört kenarında bantla yapıştırdım. Ben görüntülerimi kesmedim. Siz buraları hızlandırarak geçebilirsiniz. Ama detaylıca ne yaptığımı görmek isteyenler olabilir. Eli alışık olanlar için kolay bu kısımlar geçilebilir. Ama diğer türlü her ince püf noktalarını görmek isteyenler olabilir. O yüzden ben mümkün olduğunca kesmeden tüm yapım aşamalarını sizinle paylaşmayı düşündüm bu sefer. Evet. Dört köşesinden bantlarımı geçirdim. Ve şimdi gene boyamı önce çalkalıyorum. Çünkü içinde çöküntüler oluşabiliyor. Boya aşağıya doğru çökebiliyor. Onun bir karışım olsun diye çalkalıyorum her zaman. Sonra gene ilk katı süreceğim için üste boyamı gene biraz sulandırdım. Ve camlı bölmenin üst kısmının ilk katını çekiyorum. Ben 2-3 kat boyadım arkadaşlar. Yani ilk katı kurudu. İkinci katı attım. İkinci kata su katmayarak boyadığım için tam tuttu. Tutmadığını düşündüğüm ya da az geldiğini düşündüğüm yerlere üçüncü katını da yaptım. Tabii kurumaları için, yani kuruyorlar ve kuruduktan sonra tekrar boyuyorum. Kuruma sürelerini bekledim. O yüzden tabii 3 çekmece ve bu şeyle birlikte, kasasıyla birlikte tabii ki de bayağı günümü aldı, yani bir günün akşamını bulduk şu an. Gördüğünüz gibi camın etrafını kağıtla, evet, sarmıştım. Şimdi kenar boyalarım bitti. Kurudular. Tam kuruması sabaha bulacak şu an. Eli bulaşmasa da tam kuruma süresi için yarın sabaha kadar iyice çekmiş olacak kendini. Camın üstündeki yapışkan kalıntıları vesaire, ekstra bir şey varsa onları da temizliyorum peçete ile birlikte.
Şöyle boyadığım yerleri tekrar size göstereyim. Tüm gece beklettim, dediğim gibi sabaha kadar. Şu an artık iyice kurumuş olduğunu ve renginin ortaya çıkmış olduğunu da görüyoruz. Birazdan son halinde göreceğiz zaten, iyice bittiğinde. Şimdi burada ne yaptım? Cam kısmını aşağı gelecek şekilde ters çevirdim. Çünkü içerisine aynı spreyini sıkacağım. Önce iyice camı temizliyorum. Herhangi bir toz, leke, parmak lekesi kalmamalı. Bu Sadens'in Mirror cam spreyi internetten aldım. Dışarıda bulabilirsiniz belki ama ben buradaki yerlerde çok sordum ve yoktu. İnternetten Trendyol'dan istedim açıkçası. 25 lira gibi de bir fiyatı var. Çok da uygun. Daha da duruyor. Yani bu cama kullandım ve daha da başka şeyleri kullanabileceğim kadar da var. Camı temizledikten sonra artık sprey bölümüne geçebiliyoruz. Gördüğünüz gibi sadece cama sıkarak, mümkün olduğunca boş yer bırakmayın. İyice böyle birbirine yakın, üst üste gelecek şekilde sıkmalısınız ki gerçi spreyi sıktığınızda da bayağı geniş alana yayılıyor. Etrafına da yayılıyor gördüğünüz gibi. Ama buralar iç kısımda kalacağı için ben iç kısmı çok önemsemedim açıkçası. Çekmeceyi açtığınızda bile arkası bu şekilde gözükmeyecek nasıl olsa. Ki sanki böyle değişik bir hava vermiş gibi de düşünebiliyorum yani. Şimdi gördüğünüz gibi yer yer kuruyan yerler zaten uçmuş. Diğer üst üste sıktığım yerler duruyor. Onlar da gidecek yavaş yavaş. Bir dakika içerisinde, bir buçuk dakika içerisinde gerçekten de kuruyor ve hemen aynaya dönüyor. İşte gördüğünüz gibi. Şöyle biraz da benim camımda yıpranma vardır. Hani temizledim, sildim ama camımda da biraz yıpranma vardır. Yıllardır duruyor çünkü köşede. İster istemez küçük deformeleri olmuştur. Onlar illaki bir şekilde kalacak. Ama çok göze batmıyor. Batmıyor olacak. Dışarıdan da şimdi tamamen biraz önce gördüğünüz gibi halkalar vardı üzerinde. Kurumayan yerler. Şu an tamamen kuruduğu için pürüzsüz bir şekilde bir cam haline dönüştü gördüğünüz gibi. Evet, kuruyan çekmecelerini de ben içine geçirdim. Şu an şu şekilde duruyor görüntüsü ve kendisine hem ayak hem de kulp takılarak son işlemlerini yapacağım. Ayaklarımı Trendyol'dan sipariş ettim. Dörtlü ahşap ayağı. Ham halindeydi. Ben biraz önce gösterdiğim gibi altın rengiyle, spreyle boyadım. Daha hoş duracağını düşündüm ve gerçekten de öyle oldu. İşte bu şekilde gördüğünüz gibi ham. İstediğiniz renge boyayabiliyorsunuz, istediğiniz boyayla. Ben sprey boyayla boyadım. Gördüğünüz gibi. Hemen 1-2 dakika içerisinde ahşap bunu da çekiyor ve hemen kuruyor. Bu rengi çok güzel oldu bence. Tabii buna yakışır kulp aldım. Gene Trendyol'dan söyledim. En uygun fiyatlı olandı bu. Deniz kabuğu kulbu diyorlar herhalde. Burada bir şey yok. Hani bunu bu aşamaları çekmedim. Çünkü vidayla o çıkarttığınız yerden takacaksınız. Kendi vidalarıyla birlikte geliyor kulplar. Ayakları içinse bu şekilde o sopaları takabileceğiniz, yani ayakları takabileceğiniz önce bir altta mekanizması var. Önce bunları vidalıyoruz altına. Daha sonra da gördüğünüz gibi vidalıydı uçları, bacakların ve vidalı. Ve işte bitmiş haliyle bu şekilde güzel bir değişim ürünü ortaya çıkmış oldu.
Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu şekilde çekmecelerin içini açabiliyoruz. Bacakları da bu şekilde duruyor. Renkler çok uyumlu olduğunu düşünüyorum. Ben kendi yaptığımı çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz.